Evet, kiloları verdik. Kiloları verdik ama bazen kilo verdiğin zaman özellikle boyun hemen şey gösteriyor kendini. Şöyle ufak yani, yüzündük. İşin özeti şu, kilo verince iş evet, bitmiyor. Tabii. Asıl orada başlıyor. O yüzden ama işte yavaş kilo vermenin önemi orada çok, evet, biliyor musun? Yani bir anda çok hızlı kilo verdiğiniz zaman gerçekten vücudunuzda sarkmalar olabiliyor. Ve bu sarkmalarda bazen bir hani el değmesine ihtiyaç duyulabiliyor. İşte ben 1,5 yılda 25 kilo verdiğim için benim vücudumda hiçbir, tabii, sarkma olmadı. Ama daha hızlı verseydim o zaman bence belki müsaitti. Tabii cerrahi girişime de ihtiyacın kesinlikle olabilirdi. Olabilir. Burada acaba cerrahi gerçekten bir seçenek midir? Onlar üzerinde konuşmak istiyoruz şimdi. Programımızın bu bölümünde çok değerli bir uzmanı konuk edeceğiz. Özellikle boyun estetiği için. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Leyla Ayvaz geliyor. Hoş geldin Leyla. Efendim. Ay bugün güzel kadınlardan evet, açıldı evet, şansımız. Beni gel lütfen. Buyurun lütfen. Teşekkürler. Ve tabii ki konu estetik olunca biz görsel gördüğümüz zaman daha keyif alıyoruz. Nasıl sonuçlar aldığımızı oradan gördüğümüz için bir vazgeçilmez ismimiz daha gelecek. Gerçek bir sanatçı Dursun Dönmez'i davet etmek istiyorum. Buyurunuz Dursun Beyciğim. Hoş geldin Dursun. Merhabalar. Hoş geldiniz. Siz de uzman oldunuz artık. Süper. Burada değil mi? Evet. Evet, şimdi özellikle gıdık bölgesi zannediyorum estetik cerrahi açısından da çok da kolay olmayan bir bölge değil mi? Çünkü evet, hakikaten izleri belki saklamak çok kolay değil ve sürekli yer çekimine karşı koymanız gereken bir bölge çalıştığınız bu bölge. Aynen öyle. Gıdık bölgesinde, boyun bölgesinde daha fazla rastladığınız estetik problemler nelerdir Leyla? Şimdi en fazla zaten böyle 25'li ya da 18 yaşından itibaren başlayan genetik olarak bir sıkıntı oluyor. Yani işte burada gıdı varsa eğer genetik olarak ailede o var oluyor zaten. Ha, bir kere bunu da aileden alıyoruz. Alabiliyoruz evet. Yağ olanını evet, alabiliyoruz. Ya da çenemiz biraz gerideyse mesela o birazcık daha fazla görülebiliyor gıdı. Ama daha sonra bize eklenen, yaşla beraber eklenen, işte kilo alıp vermelerle bu artan, bu işte 45 yaş civarıdır diye düşünüyorum buradaki hanımefendiler. Evet, daha en az. Var. En az özellikle şu bölgedeki, yani çok güzel vermiş Dursun Bey de, yani bir cilt sarkıklığı var gibi duruyor. Şuradaki çene konturlarını görüyorsunuz nasıl değişmiş. Yani bu 40 yaşından sonra olan şeyler bunlardan. Burada yani aslında yağ artışıyla birlikte yaşa bağlı sarkma da var değil mi? Yani tamamen yağla dolu değil belki de. Değil, değil. Aynı zamanda şimdi çok burada çok ince bir kasımız var. Platisma dediğimiz çok incecik bir kas. Yani buranın fonksiyonunu koruyan bizim şanssızlığımız. Şimdi yüzümüze dikkat ediyoruz, koruyoruz, kremliyoruz falan ama boynumuzu hiç dikkat etmiyoruz. Evet. Aynı özeni göstermiyoruz. Buradaki kas çok ince. Tamamen cilde yapışan bir kas. O yüzden ciltteki her şeyi ortaya çıkartıyor. Sizde niye hiç karışıklık yok? Bende de var. Yok yok. Neden yok? Bak nasıl bakıyorum çünkü boynuz. Ya benim mesela bu sene oluşmaya başladı. Yatay çizgiler. Evet. Mesela yanlış yatmaya yönelik şu tam işte ne diyoruz biz? Göğüs dekolte. Dekolte bölgesinde de mesela yatay çizgiler evet, oluyor. Yan yatmaktan. Ama mesela şu çizgi bu sene çıktı. Evet, yavaş yavaş çıkıyor. Korumakla alakalı. Ha, nasıl çok korumamız lazım. Peki? Yani neler öneriyorsun? En başta bir kere nemlendireceğiz. Nemlendirmek çok önemli. O çünkü vücut yavaş yavaş nemini kaybediyor. Yaşla beraber de kaybediyor. O yüzden mutlaka nemlendirmek. İyi bir krem olabilir ya da bazı zamanlarda yaptığımız mezoterapi içerikli mesela vitaminler olabilir. Işık dolgusu dediğimiz şeyler var. Onlara hyaluronik asit çok güzel bir materyaldir. Mesela onları koyarız. Onlar olabilir. Güneşten korumak asıl mesela en iyi şeylerden. Çünkü güneş çok kurutuyor. Özellikle yazın. Çok açıyoruz, güneşleniyoruz. Yüzümüzü koruyoruz, vücudumuzu koruyoruz. Burası genelde boyun bölgesi özellikle unutuluyor. Şu anda ekranı da esasında senin yaptığın şeylere, girişimlere yönelik evet, bir canlandırma videosu dönüyor. Evet. Bunun üzerinde de biraz konuşalım mı? Çünkü zannediyorum estetik olarak neler yapılabilir onun aynen bir öyle, canlandırması bir aslında. Yaşlanma bu. Aslında yaşlı bir profil var. Gittikçe yaşlanan evet, bir profil var. Neler ekleniyor? Oradaki yağ tabakaları. Bu yüz germeyi aslında iz, yapılan iz onu anlatıyordu. Hı-hı. İşte göz altlarında o şeyin sarkması o yüzden onların daha da düzeltilmesi. Tam yüz, şimdi boyun konuşuyoruz ama evet, boyun sarktığı zaman tabii bunu yüzle bağdaştırmamak mümkün değil. Yüz de sarkıyor. Tabii. O yüzden özellikle işte bu bahsettiğimiz kilo almalar, vermeler, çok fazla kilo aldığımız zamanki o sarkma yüze de yansıyor. Yani o yüzden özellikle alt yüz dediğimiz şu bölgedeki mesela yine fazla yağ alımları bu bölgede sarkıp şu hattı bozuyor. Çene hattı dediğimiz kontürü hı hı, bozuyor mesela ya da işte orta yüzdeki şu hattı bozuyor. Göz altlarına kadar yansıyor. O yüzden yani yaşlanalım ama hani güzel yaşlanalım. Doğru. Çok fazla kilo alıp vermeyelim. Bunlar çok şey yapıyor yani hakikaten deforme ediyor, deformasyon yapan şeyler. Peki şimdi neler yapacağımızı konuşalım ama ondan önce bir misafirimiz
Serkan'ımızı davet etmek istiyorum. Tamam. Çünkü onun derdi zaten kilo verdikten sonra Serkan gıdısı. Ve en azından onun yanında konuşalım ki o da başına neler geleceğini bilsin ve öğrensin istiyorum efendim. 50 yaşında bir misafirimiz gelecek. Kilo verince boyun bölgesinde bir sarkma oluşuyor. Son 2 yıldır bu sarkan bölgeyle yaşadığı için tabii ki haklı olarak bir kadın olarak çok mutsuz. Alkışlarınızla Songül Dikici geliyor. Alo, ne güzel. Günaydın. Nasılsın? Günaydın, hoş geldin. Nerede gıdın? Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Şöyle hocamızın yanına gel istersen. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? İyiyim, evet. Heyecanlandınız mı? Hani güzel olacağım için. Çünkü çirkinsin. Evet. Nesi çirkin? Çok güzelsin. Şimdi, bence de çok güzelsiniz. Çok hafif bir şey evet, var. Evet çok o hafif. Sanırım muhtemelen. Biraz aslında, şöyle durur musunuz? Şimdi normal sıkıntı dur, şu. Kilo verdiğiniz ve hani her şey iyi olduğu zaman evet. Tam böyle sıkıntılı yerler gözünüze çarpıyor işte. Songül Hanım'da da muhtemelen sadece kalan şu yandan belki görüldüğü zaman daha farklı olur. Şöyle bir yan döner biraz. Öyle yapınca yok gergin oluyor. Sen böyle yan dön lütfen. İşte asıl başında biraz öne eğildi. Yani normal durduğun zaman daha belli oluyor Songül. Evet bak burada çok daha şimdi belirgin hale geldi şu bölgesinde. Evet, bu bölgede. Kilo vermeye bağlı hafif bir sarkma olmaya başlamış. Aynen öyle. Şimdi biz daha önce konuştuk Songül Hanım'la. Şöyle bir şey söyledi. Daha fazla kilo vermek istemiyorum. Kilo verdikçe burası daha fazla sarkıyor diyor. Kaç kilo verdin bu arada? 6 kilo verdim ama 58 kiloyum ve 56 kilo olmak biraz istiyorum. Biraz daha yüksek sesle 56 kilo olduğum zaman çok tam güzel oluyor ama o zaman daha çok sarkıyor. Yani yüzüm daha çok sarktığı için de vermek istemiyorum bunun için. Yoksa vermek istiyorum. Evet. Peki Leyla Hocam biz acaba şimdi Dursun Bey'le de ne yapacağımızın bir üzerinden geçelim. Sen Beyli Hanım'a gelebilirsin. Songül Hanım'da neler olacağını görür. Beraber konuşalım belki. Evet. Şimdi şurada mesela bu dedik çene kontürü bozulmuş artık. Şurada bir cilt sarkmamız olacaktır. Bu genel olarak buraya ilk yapacağımız işlem liposuction dediğimiz işlem aslında. Buradaki yağ alıyoruz. Şu anda bunun için laser dediğimiz ultrasonik liposuction ya da lazer liposuction'ları tercih ediyoruz. Dokuya da zarar vermediği için ve daha hızlı toparladığı için. Yani böyle içine iğne batırıp çekmeli, ben size böyle sokak deliyle söylüyorum. Tabii. Bakmayın. Hani bizim anladığımız liposuction deri altına incecik bir iğneyle çekiyorlar o yağları. Bitiyor gidiyor, iz de kalmıyor. Öyle bir şey. Ama bir de cihaz kullanıyoruz. Cihaz. Cihazların özelliği şu. Mesela işte bu laser cihazının özelliği. Özellikle boyun gıdı bölgesinde hiçbir dokuya zarar vermeden sadece yağları eriterek. Bak şimdi evet. De var. Evet bu sadece ucunda bir ultrasonik başlık var. Yani bu ses dalgalarıyla etki eden bir sistem. Ses dalgalarıyla önce oradaki yağları tamamen erittikten sonra bu arada görüyorsunuz bağ dokular, damarlar. Ama yine giriyorsunuz deri altına. Tabii giriyoruz. Ha. Ya sonuçta sen orada aslında evet oradaki yağ bir anlamda boşaltıp orayı bir kese haline getiriyorsun. Aynen öyle. Fakat ondan sonra da özellik bağ dokuya, sinirlere, damarlara zarar vermemek. O zaman iyileşme daha hızlı oluyor. Ve buradaki şu derinin hani bu fazla olan kısmın kontür oluşturması tam tersi bir şey oluyor. Peki geri dönüşümü? Geri dönüşümü yağ olarak olmuyor. Çünkü oradaki işte o platisma dediğimiz o ince kasın üstündeki bütün yağları bu şekilde temizleyebiliyoruz. Peki sonrasında bu arta kalan hani cildi ne yapacaksın? Ben onu merak ediyorum. Şimdi şöyle mesela 35-45 yaş arası 48-50 yaşlara kadar çok problem olmuyor cihaz kullandığımız zaman. Klasik liposuction'la sarkmamız oluyor. Evet. Ama cihaz işte laser, lazer, ultrason ya da cinsi cihazlarla liposuction yaptığımız zaman çok fazla olmuyor. Fakat 50 yaş üstü olduğu zaman o cildin kendine gelmesi birazcık daha zor. Ne yapılabilir? Son tam sınırda. Evet sınırda ama zaten çok fazla yağ dokusu yok. Onun sıkıntısı aslında. Şöyle yapar mısınız? Görüyor musunuz? Bu platisma dediğimiz kısım bandıdır aslında. Şu iki taraflı görebildiğiniz. Yani bunu aslında Songül Hanım'ın şu an şu bandın çözülmesine ihtiyacı var. Bunu botoksla çok rahat yapabiliriz mesela eğer ameliyat düşünmüyorsa. Biraz da o şeyden mi acaba? Songül hani o gıdısının çok böyle sarkık olduğunu göstermemek için sanki kafayı biraz sürekli şöyle tutuyor. Farkında mısın? Evet. Biraz eğerek yapmak da yine aynı hareketi yapın. Görüyor musunuz? Yine var. Evet. Yani bu bir band. Bu platismanın bandı oluşturduğu band. Bunu açtığımız, serbestleştirdiğimiz zaman daha rahat oluyor. O zaman daha az bir kısım kalacak. Onu da belki işte çok germe değil ama mesela askı yaptığımız zaman
iple askı dediğimiz yöntemlerle çok rahat 4 yıl kadar götürebilirim. Bu askı yöntemini biraz anlatalım mı? Askı yöntemi böyle kulakların arkasından özellikle yaklaşık yarım santim, 1 santim kadar bir kesi yapıyoruz. Ondan sonra o ipler işte yandan yani bir tarafta karşıya gelecek şekilde formülanın üstünde göstereyim daha iyi olur herhalde. Hı hı. Diğer taraftan da yani birbirini kesecek şekilde yani şöyle olacak şekilde tam bir askı şeklinde çekiyoruz sonra. Niye? Kulak arkasından bir anlamda şöyle birikmiş çekiyor oluyor, değil mi? Evet, çok fazla cilt fazlalığı olmayan hastalarda özellikle evet aynen öyle. Şöyle oluyor. Tutman bile evet. Değişti. Aynen tabii. Öyle. Yani tamamen bu mekanik etki aslında. Kesinlikle. Değil mi? Peki ama şimdi burada şöyle sorularım var. Bu birincisi neden 4 yıl? Çünkü ipler bir süre sonra kendini bırakıyor. Peki tekrar ip tekrarlanabilir. Tekrarlanabilir. Peki şimdi biz 50 yaşı ve üzerindeki bir kadının boynunun işte deformasyonunu iple germeyle düzelttik. Ama yüzünde kırışıklık var. O zaman bütününde bir gariplik durmayacak mı? Zaten bunu özel hastalar seçiyoruz. Yani bunu her hastaya uygulamıyoruz. Yani bütününe baktığımız zaman eğer bir hasta yüzünde ihtiyaç varsa, boynunda ihtiyaç varsa öncelik olarak hani hangisi hastayı rahatsız ediyorsa aslında oradan mesela Songül Hanım'ın öncelikli olarak boyunsa boyundan başlıyoruz. Sonra yüzde evet. Songül Hanım şanslı. Yüzünde seni rahatsız eden bir şey var mı? Yok. Bana göre de yani hiç hakikaten yüzünde hiçbir şey yok. Sadece evet. Boynunda biraz sıkıntısı var. Kaş düşmesi var. Şimdi bundan sonra muhtemelen onun ilgisini çekecek olan işte kaşın birazcık düşmüyor. Sen kaşlarını kaldırma. Yani belki kaşının onun şeklini değiştirirsen onu öyle bile halledersin. Çünkü yüzünde evet. Hiç kırışıklık yok. Evet. Senin şimdi Leyla Hoca tuttuğu zaman çok kötü durmuyor. Çünkü yüzün evet. De pürüzsüz. Evet. Ama bazı kadınlar maalesef öyle yaşıyor. Böyle bir hasta mesela. Bu hastaya iple askı yöntemini uygulamak çok zor. Yani yarım kalan bir işlem olur. O yüzden bu hastaya liposuction yaptıktan sonra muhtemelen buradaki cilt fazlalığı için bir boyun germe. Alt yüzle birlikte hatta. Öbür tarafı da yapalım. Boyun peki, germe. Bir şey söyleyeceğim. Bu işlemlerden sonra bu cildin biraz daha alt dokulara yapışması için bir kolar veya hani ne korse tabi burada kullanıyoruz. Fakat şöyle mesela liposuction'da eğer genç hastalarsa ve cihaz kullanıyorsak klasik liposuction değil o zaman genelde bu şeffaf degadem dediğimiz bir şey var. Bizim evet. Şeffaf bir bandaj yapışkan ve bir gece mesela sargı yeterli oluyor. Daha ileri yaşta eğer işte bir hafta kadar mesela o bandajı tutmak ya da o kolar dediğimiz işte sıkı bandajı kullanmak iyi oluyor. Yani dokuların yapışmasını ve iyileşmesi Leyla lazım. Peki yani biraz önce sen bir iple askı yöntemi bahsettin ya benim evet. Aklıma hep şu geldi. Oradaki o ipi hasta hisseder mi? Özellikle yutkunma sırasında bir şey yiyip içerken onu rahatsız eder mi? Çok fazla etmiyor. Çünkü çok yani dibe yani nasıl söyleyeyim yüzeye kaldığımız bir şey aslında. Platizma ile alakalı. Yani bandın üstüne tam yapıyoruz. O yüzden hani çok yüzeye derine inmeden yaptığımız bir işlem. Ne cidden görünecek kadar yüzeye evet. Ne de geride onun yutkunmasını engelleyecek kadar da derin. Derinde. Evet. Tam arada bir yerde yani olması gereken. Peki bunun yaşı nedir? Çünkü biz biraz bu estetikleri konuşurken şunu anlıyoruz ki ne kadar bazı estetik müdahaleler için ne kadar erken o kadar iyi. İşte evet. Yüz çizgileri gibi. Evet. Ama bazılarında da ne kadar geç o kadar iyi gibi bir denklem var ve bu birbirine çok karışabilir kesinlikle. Bir şey. Çok iyi bir soru. Çünkü özellikle mesela gıdadaki en büyük problem buradaki yağ dokusunun fazlalığı dedim ya. Hani böyle 18'inden sonra belli zaten kimlerde olabileceği. Bize en çok başvurulan şey aslında gıdı. Gıdıya gelen işte göbeğiyle devam ediyor falan. Liposuction dışında genelde evet. Böyle. Evet. O yüzden bunun yaşı aslında o zaman yapılmalı. Gençken buradaki bu yağ dokusu alınmalı. O zaman sarkmalar olmuyor. Çünkü ileriki yaşta bunlar cildin sarkmasıyla geliyor. Ha bayağı gençken bu. Gençken yapılabilir. 20'li yaşlar çok uygundur mesela. Eğer genetik olarak orada bir fazlalık varsa. Yani biz bir gıdı potansiyeli olduğunu 20 yaşında hissediyorsak bunun için uzmanına gidebiliriz. Belli oluyor zaten yani. Hastalar başvurduğu zaman zaten öyle geliyorlar. Yani benim şurada işte bir gıdı problemim var. Ya da annesine bakıyor mesela. Hani benim burada olacak belli şeklinde. Hani çene yapım ona, boyun yapım ona göre uygun şeklinde başvuruyorlar zaten. Gençken buradaki gıdı liposuction'ı almak çok daha rahat. Çünkü cilt çok çabuk adapte olabiliyor. Ve cilt onu geri getirmiyor mu? Cilt onu geri getirmiyor. Çünkü yağ hücreleri rejenere olan hücreler değildir. Yani sayıları bellidir. Biz onu aldığımız zaman tekrardan aynı sayıya ulaşmaz. Fakat hani kendinin belli bir katı kadar büyüklüğünde büyüyebilir kilo aldığımız zaman. Peki Leyla, Ceyda güzel bir soru sordu aslında. Dedi ki yani evet gıdığı düzelttik ama bazen işte göğüs dekoltesi bölgesinde evet. De çizgilenmeler oluyor kesinlikle, dedi. Evet. Şimdi bir önce şunu konuşalım. Hani bayanlar bu göğüs dekoltesinin estetiğini korumak adına neler yapabilirler? Ne
neye dikkat etmeli? Hakikaten yatarken mesela hep sürtüsü yatmaya mı özen göstermeli ya da yüzüstü ne yapması gerekiyor? Engellemek çok önemli. Yani evet. Olduktan sonra düzeltmek çok zor. Her şeyde bu böyledir. O yüzden engellemek için işte bir güneşten korumak, o kuruluk dedim ya, nemlendirmek çok önemli. Yani sürekli bir kere güneş kremini herhalde bayanlar çantasında aslında şöyle tabii ben bu çizgiyle tanıştıktan sonra oldu. Daha önce hiç yapmıyordum. İşte. Bir de kullanmadığım için nemlendirici. Belli bir zaman sonra gerçekten 35 yaşından sonra nemlendirici kullanmaya başladım. Doğru bir örnek değilim biliyorum ama mesela ne zaman gördüm bu boyun çizgisini ve dekoltedeki işte enine çizgileri ve boyuna çizgileri hemen mesela yüzüme nemlendirici sürerken boyun bölgeme de taşınmaya başladım. Evet, işte ama bunu daha önce hiç yapmadım. Daha erken yapmak lazım. Evet. Ama hani bilmiyoruz. Nereden başlarsak. Yani tedavisi veya tedavi demeyelim de ona hani estetik çözümler var mı? Evet, var tabii. Var. Ne yapıyorsun? Yani en başta işte nemlendirmek için dışarıdan kremlesiz nemlendiriyorsunuz. Dışarıdan nemlendirmek için biz onlara hyaluronik asit dediğimiz dolgular uyguluyoruz. Ama yani bu özellikle değil değil mi? Değil. Bu hani dolgu maddelerinde kullanıyorduk. Dolgu maddelerinde vitamin dolgusu gibi mi bu? Tam değil. Hyaluronik asit vücudumuzda olan bir madde. Kenarları mesela dolduruyoruz. Evet. Yani bu şey gibi düşünün. Hani bir koltuk düşünün. İşte yaylar kolajen dokularsa içindeki işte minder kısmı aslında hyaluronik asit dediğimiz o şey maddesidir. Yani onun dolgunluğunu veren, işte yumuşaklığını, nemini veren kısımdır. Hyaluronik asitler özel hazırlanmış dolgular ya da yağ olabilir. Çok ince kendi yağımızdan işte bunları alıp belli bir işlemden geçirip o aralıklara verilebilir. Çok ince miktarda verilebilir. Mezoterapi dediğimiz vitamin iğneleri var. Onlar olabilir. Şimdi, ama yine aynı şeye geliyoruz. Çok derinleşmeden önce müdahale etmek gerekiyor. Tabii ya ama derinleştiği zaman da tabii müdahaleler edilebilir ama daha farklı müdahaleler ekleniyor üzerine. İşte bundan sonra lazerler geliyor. İşte peelingler geliyor. Ama mesela daha erkense eğer işte dolguyla, ışık dolgularıyla ya da mezoterapiyle ya da PRP diye bir tedavi var bilmiyorum hiç. Evet. Geçtiğinde platelet rich plazma diye geçen kendi kanınızdan. Hücreden zenginleştirilmiş. Bu PRP'yi çok sık duyuyorum ve gerçekten yapan kadınlar çok mutlu ve çok memnun. Evet. Sen ne diyorsun bu konuda? Ben kesinlikle etki ettiğini düşünüyorum. Fakat mesela bir yaş aralığı var diye düşünüyorum ve kişiden kişiye çok değişiyor. Mesela ne? Mesela genç hastalarda, mesela 25-45, 50'ye kadar fena değil. Yani özellikle genç hastalarda çok daha etkili. Evet. Saça da kullanıyoruz biz. Evet. Saç dökülmelerinde falan, yüz gençleştirmede, tüm dekolte, ellere uygulanabiliyor. Yaş arttıkça biraz artık bilmiyorum kalitesinden mi kaynaklanıyor hücrenin ama bir şey oluyor, bir yavaşlama oluyor. Etkisinde de yavaşlama var. Kaç kere yapılıyor PRP? Değişiyor. Normalde biz 3 ile 5 seans arası yapıyoruz. Fakat benim gördüğüm etkisini yani kesin evet görüyorum dendiği 5 ile 7 arası. Kendi kanından yapılıyor değil mi? Kendi kanından. Evet, PRP nasıl yapıldığını da anlatalım. Evet, koldan kan alınıyor. Hastanın kanından normal kan alınıyor. Belli onun özel tüpleri var, özel kitleri var. Onları alınıp santrifüj ediliyor. Yani belli bir çevirmeden geçiriliyor. Ondan sonra da uygulanacak olan yere o aralıkta kalan bir plazması var. Ama bu kan ne kadar sürede bu işlemden geçiyor? Uzun bir zaman. Değil. 10 dakika. Maksimum 10 dakika. 9-10 dakika arası santrifüj sonrası bir plazma aralığı vardır o aynı tüpte. Bu plazma trombosit dediğimiz hücrelerden zengin bir plazma. Trombositler şöyle hücreler işte mesela bir yerimiz kesildiği zaman hızla iyileşmesini sağlayan oraya işte büyüme faktörlerinin işte gelin burada bir yaralanma var şeklinde çağırdığı bir hücreler, hücre sistemi. Onların yoğun olduğu bir plazma düşünün. Onları tam ihtiyacımız olan bölgelere verecekleriz. Evet. İşte bu arada Dursun Bey de artık bitirmek üzere. Dursun Bey bitiremez. Onun mükemmel. Evet, şimdi bunda da o da estetik peşinde koşuyor. Dur, güzel orası. Aynen. Mesela şuraya kadar çok güzel. Evet. Çene nasıl bir genç görünüyor. Ama gıdık şu anda çok güzel oldu. Senin yapacağın işlem de aslında bu değil. Yani boyun cildini toparlayıp yapıştıracaksın iyice. Hem yukarıya çene altına hem de boyun. Aslında çok enteresan bir şey var burada. Mesela şöyle bir boyun vardı az önce. Biliyor musunuz? Cilt o kadar güzel adapte olabilir ki tam aynı ölçüde aslında aynı mesafeyi şuraya olduğunu düşünün. Yani aynı mesafedir aslında. Adapte olması çok güzel. Evet. Ah çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Canım darısı başınıza diyoruz. Ela hocamıza size emanet ediyoruz. Dursun da bize teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun.